Bir kere beni gör ya. Ne olur baba, bir kere beni gör. Beni tut, benim yanımda ol. Peki. Hasan, sen kardeşinle ne biçim konuşuyorsun? Abiliğini bil, haddini bil de. Biz küçükken de böyle yapıyordun bize. Hep abimi kayırıyordun. Kurdajdan kaçan adamın evini buldum ağam. Sen ne diyorsun ya? Hesap mı dersin? Ali sen neredesin? Alıcıköy'deyim ağam. Tamam. Sen kimsin? De hele bana. Ne biliyorsun? Anlat bakayım. Ağam ben hurdacıda çalışırım. Ustayım. Hiçbir şeyden haberim yok. Ne istiyorsunuz benden? La oğlum niye kaçtın okuyun o zaman hurdacıdan? Lan bana bak bana. Doğruyu söyleyecek misin? Yoksa ben seni kendi bildiğim gibi mi konuşturayım? Etmeyin ağam. Konuşamam. Seni ailenle mi tehdit ettiler? He? Ağam gözünü seveyim bırakın gideyim. Evlatlarım var benim. Var. Oğlum bak ben seni buradan çıkarırım oğlum. Aileni de çıkarırım. Başka bir yerde yeni bir hayata başlamanıza yardımcı olurum ben. Bak sen nasıl evlatlarını düşünüyorsun? Benim de evladım var. Oğlum sana bunu yapanlar benim evladımın canına kastettiler. Anladın? O yüzden bir şey biliyorsan bak. Allah aşkına söyle. Abi bunların elleri kolları uzun. Sağ bırakmazlar beni. Oğlum seni bir tek ben korurum onlardan ben. Zaten benimle görüştüğünü duysalar seni öldürecekler biliyorsun. Anlat oğlum. Abi ben bu işe yokluktan düştüm. Çocuğum hastaydı. Benim onlarla bir işim tanışıklığım yoktur. Onlar gelip beni buldular. Nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Günlerdir kaçıp saklanıyorum. Ailemi uzaklara gönderdim. Sen bana yardım et o zaman. Ben de sana yardım edeyim. Oğlum söz veriyorum sana yardım edeceğim ya. Ailenin de senin de kılına zarar gelmeden göndereceğim ben sizi buradan. Sen de hele bu. Bu işi yapanlar kim? Arabayı kim getirdi arabayı? Bir adam getirdi. Zaten ben başından beri hep onunla konuştum. Beni tehdit eden de oydu. Arabayı parçalayıp dağıtmamı, yok etmemi istedi. Sonra onu Midyat'ın tanınmış ailelerinin benim yanında gördüm. Kimin yanında gördün? Tanıyor musun sen onları? Azize Aslan Bey. Azize Aslan Bey. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin. Zamanı tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Ölürse Kaya'nın kanı olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin Gökkan'ı olacağını Çin İmparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir kan olacaktır. Köyü er meydanında baş eğdiremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Gökkanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok? Atukan'ın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur ondan kan olmaz. Yayını ger, okunu at hakkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor.